Selamlar, hayırda takvada erişeceğimiz, ebedi hayata mükemmel birikimler yapmaya çalışacağımız güzel bir günümüz. Allah'a şükür bu günde huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Her günümüzü ebedi hayata bir birikim halinde dosdoğru yaşamaya çalışıyoruz. Bugün bizim için ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. Güneşli bir gün, sıcak bir hava. Her gün, her şeyden önemlisi kulluğunuzu düşünün. Şu hayatın her türlü konusunu, herkesin farklı hayatları var. Her türlü konuyu bir kenara koyarak, her şeyden önemlisi olan kulluğunuzu planlayın. Bugün 5 vakit namazınızı hakkıyla eda edin, zamanında ve hakkıyla yapın. Edepli, ahlaklı olun. İnsanlara örnek olun. Yanlışın her türlüsünden, Yüce Allah'ın bizlere söylediği helallerin hepsini yaparak, haramlardan da uzak durarak yaşayın. Zina, faiz, kumar, şans oyunları, hırsızlık, iftira, yalan, kul hakkı, içki, faiz, bunların hepsi zina, haram. Bunların hepsi haram. Bunların hiçbirine hayatının hiçbir döneminde bulaşmaman gerekir. Şu dünya düzeni bunları sana normalleştirip yapman gerekiyormuş gibi gösterse de sen yapmaman lazım. Çünkü şunu iyi bilmen gerekir. Şu dünya düzeni şeytani bir düzen. İnsanları haramı batılı normalleştiren bir harami düzendir. Kimse kusura bakmasın. Kanunundan tut her şeyine kadar harami. Zerre kadar hakkı taşıyan bir durum yok. Dininden haberdar olanlar zaten bunu anlarlar. Biraz aklınızı, iradenizi lütfen kullanın. Şu hayatta hiçbir şey boş yer olmuyor. Her şeyin bir sebebi, sonucu var. Ve şurası da çok önemli. Şu kısacık ömrünüzün mükemmel bir hesabı olacak. Hepsi, her şey önünüze gelecek. Yüce Allah yaptığımız her şeyi görüyor. Her şeyden haberdar. O mükemmel hesap günü gelince bizlere sorulacak. Şu gün şunları yapmışsın veya yapmamışsın. Bu bir ödül ceza olsun diye de söylemiyorum yani. Yüce Allah'ın hükmündedir. Yüce Allah'ı çok sevdiğiniz için yapmanız gerekir. Bizlere şu mükemmel nimetleri verdiği için. Allah şu sağlığım saatim yerinde bugün onun rızası için niyet ettim. Oruç tutuyorum. Bu bir övgü, kendimizi mükemmel görme durumu değil. Yüce Allah'a kulluğumuzu dosdoğru yapmadır. Takvanın tezahürüdür. Allah'a şükür bugün de orucumuzu hakkıyla tutacağız. Namazlarımızı hakkıyla eda edeceğiz. Dualarımızla her an Kadir Gecesi huzuruyla yaşayacağız. Her günümüz bu şekilde devam ediyor. Zaten olması gereken de budur. Bakın, şu dünyada ne yazık ki dini kendi tüccarlarına kullananlar var. Okullarda din hocası adında çalışanlar ama ne yazık ki şeytanın yardımcısı olanlar var. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. O masum küçük çocuklara dinini değil, şu anki dünya düzeninin ideolojilerini, şeytani kanunlarını öğretiyorlar. Ne yazık ki. Din hocası kisvesi altında şeytanın yardımcılığını yapan bu kendini bilmez şahıslar da ne yapıyorlar? Çocuklara dini öğretiyormuş gibi gözüküp dini tahrif eden, başka batıl inançları, gelenekleri gösteren bir cahillik içindeler. Allah korusun, bunlardan olmayın. Bunların veremeyecek bir süre hesabı var. Ne hayatıyla, yaşayışıyla dinden haberi var bunların, ne de dini konular hakkında bilgisi var. Ama din kisvesi altında çalışıyorlar orada. Yazık. Ya bazı şahıslara hizmet ediyorlar ya da böyle batıl inançlara. Bu cahillerden de olmayın. Allah'ın izniyle biz her zaman hakelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yaşayacağız. Estaizu billah innettiğine indallahil islam sadakallahul azim. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır. Her zaman İslamiyet'in izinden gidip Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Yüce Allah bizlerden razı olsun. İnşallah en sevdiği kullarından eylesin bizi.
Başka bir dileğimiz yok. Her günümüzü böyle dost doğru yaşayacağız. İnşallah Yüce Rabbimiz bizlerden razı olur diyorum. Hoşçakalın.